İyi günler. Bugün wireless IP kamerayı inceleyerek kurulumunun nasıl yapıldığına bakacağız. Bu tür cihazları genellikle internetten 150 ile 250 lira arasında sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda fonksiyonel ürünlerdir. Ben kullanıyorum kendi evimde ve gayet memnunum. İncelemeye başladığımızda ön kısmında mikrofonu bulunmakta. Buradaki delik mikrofonu. Arkasına baktığımızda ise burada LAN girişi, burada SD kart girişi, reset tuşu ve DC adaptör girişi bulunmakta. Ve burada bir adet anteni var. Bunun 2 ve 3 antenli olanları da mevcut. Ön tarafında ise merceğimiz, merceğin kenarlarında infrared lambalar gece görüşü için. Daha sonra cihazımızın açık olduğunu belirten uyarı lambası. Bu cihazımız 360 derece kendi etrafında dönebiliyor ve aynı zamanda yukarı aşağı hareket yapabilecek kabiliyette. Yani her yöne hareket ettirebiliyorsunuz cihazımızı. İçinden bir adet kılavuz ve montaj ayağı çıkıyor. Bunu da duvara monte ederek istediğiniz açıya sabitleyebilirsiniz cihazınızı. Ve DC adaptörümüz. İlk önce adaptörümüzü takarak cihazımızı çalıştıralım. Çünkü çalıştığı zaman biraz bekleyip kalibre etmesini beklememiz gerekiyor. Kalibre ediyor kendisini. Biz de bu sırada kurulum için gerekli olan application'ı internet üzerine telefonumuza indirmeye çalışalım. Ya buradaki kare kodları kullanarak direkt indirebilirsiniz. Ya da buradaki adrese girerek de indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza, Android'e ya da iOS'a indirebilirsiniz. Evet, bizi Wi-Fi'ye bağlı diyor. Biz telefonumuzdan buradaki adrese giriyoruz. Ben Android kullandığım için buradaki Android'e tıklıyorum. İzin ver diyorum. Buradan tamam diyorum. İndirme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Ya da Google Play'den P2P Wi-Fi Cam'den bu programı indirerek yine yükleyebilirsiniz. Evet. Evet. Touch here to add new camera. Yani cihaz ekleyin. Pardon, yanlış tuşa bastım. Smart Link. Yani buradan Wi-Fi üzerinden bunu etkinleştirmek istiyorum. Next dedim. Benim Wi-Fi şifremi soruyor. Buradan Wi-Fi şifremi gireceğim. Daha sonra Send Config diyerek böyle garip bir ses çıkartıyor. Bu sırada kamera o sesi algılıyor. Evet. Wi-Fi bağlantısı başlatıldı dedi. Bu şekilde bekliyoruz. Geri sayım bitene kadar bekliyoruz. Wi-Fi connection start. Wi-Fi connection is successful. Evet, başarılı bir şekilde bağlantı. Başarılı bir şekilde bağlantımız tamamlandı. Daha sonra cihazımıza izleyebileceğiz. Cihazımızı seçtik. Name diyor, Wi-Fi Cam. Admin. Daha sonra da altında zaten şifresi var. User admin, password da admin diyor. Burada yine password kısmına admin yazıyoruz. Done dediğimiz aktif hale getirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönüş yaptırabiliyorum. Kameramızı başlattık. Buradan kayıt da alabiliyoruz.
fotoğraf da çekebiliyoruz. Ya telefonumuza da kayıt alabiliyoruz. HD izlemek istersek buradan HD tıklıyoruz. Gibi çeşitli arayüzde ayarlar yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler.